Hulya Altınkaya ile İzmir Konuşuyor programında bu hafta Karşıyaka'dayız. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Karşıyakalılara sorduk. Bakın neler söylediler. Karşıyaka Belediyesi pazar yerlerini yeterli buluyor musunuz? Yeterli. Yani pazar yeri yapıyorlar yani. Var. Var. Peki Karşıyaka Belediyesi'ne sizce ulaşım sorunu var mı? Ulaşım sorunu yoktur. Toplu taşımaların yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Yeterli. Ulaşım altyapı anlamında peki neler söylemek istersiniz Karşıyaka ile ilgili? Altyapı tam düzgün değil ama şimdiki belediye yapıyor artık. Peki Karşıyaka'da güvenlik sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Sokaklarda rahatça gezebiliyorsunuz. Gezebiliyoruz. Buralarda rahat geziyoruz yani. Peki Karşıyaka Belediyesi sizce temizliğe gereken önemi veriyor mu? Evet. Güzel temizliyorlar. Her şeyi çok güzel temizliyorlar. Yani güzel görüyorum yani ben. Daha geçmiş yıllardan bugüne kadar daha iyi şimdi. Peki sizce Karşıyaka'yı Karşıyaka yapan özelliği nedir? Her şey var, her şey bulunuyor. Yani sıkıntı yok bence. Peki sizce Karşıyaka'nın en büyük sorunu ne? Hiçbir sorunu yok yani bence. Gayet güzel Karşıyaka'da yaşam. Güzel güzel. Memnunsunuz. Eskiden bari en çok sevdiğim Karşıyaka. Karşıyakalısınız. Ya Karşıyakalıyız. Karşıyaka'nın spor anlamında faaliyetlerini peki güzel buluyor musunuz, olumlu buluyor musunuz? Güzel, güzel spor da yapılıyor. Çok güzel yani. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Karşıyaka'da çalışan bir esnaf olarak Karşıyaka Belediyesi'nden memnun musunuz? Vallahi bu yeni belediye başkanımızın çalışmaları yerinde, güzel. Bir önceki dönemden kalan bir borç sıkıntısından dolayı bazı şeylerde tam anlamıyla icraatları yapamıyorlar ama genel anlamda iyiler. Genel anlamda çalışıyorlar. Daha iyi şeyler yapacaklarına inanıyoruz esnaf olarak. Bizim tabii daha başka sıkıntılarımız var ekonomik olarak. Merkezi hükümetten kaynaklanan, onları da aşarsak daha güzel bir şeyler olacağına inanıyoruz. Peki sizce Karşıyaka'yı Karşıyaka yapan özellik nedir? Bizleriz. Karşıyaka'nın insanları. Tabii ki. Karşıyaka'da doğup büyüyen insanlar Karşıyakalıdır. Karşıyaka'yı Karşıyaka yapan onlardır zaten. Tam bir Karşıyaka taraftarı gibi konuştunuz. Karşıyaka zaten bir semt değil, bir yaşam tarzı. Bir ilçe değil. İnsanların hayatlarını başarılı bir şekilde, mutlu bir şekilde gerçekleştirdiği ilçedir. O zaman hazır böyle Karşıyaka'dan girmişken bir soru sorayım. Karşıyaka Belediyesi'nin spor faaliyetlerini olumlu buluyor musunuz? Evet, olumlu buluyoruz ama biraz daha gençlerimize kötü yollara bulaşmamaları için daha fazla bir şeyler yapsalar toplum nezdinde daha iyi şeyler olur. Daha başarılı olurlar. Bunlar tabii hepsi maddi olarak bir külfet oluyor. Her zaman aynı şey kapıya çıkıyoruz. Belediyenin yaşamış olduğu maddi sıkıntıdan dolayı sporda da pek fazla iyi bir şeyler yapamıyorlar. Bu sıkıntılar olmasa daha iyi olur aslında. Peki Karşıyaka Belediyesi sağlık hizmetlerine yeteri kadar değer veriyor mu sizce? Evet, sağlık hizmetlerine veriyorlar. Bu çocuk yuvaları olsun, yaşlı bakım evleri olsun, sağlık olarak da yeterli görevlerini yerine getiriyorlar. Biliyorsunuz ülkemizin her yerinde, İzmir'de ve Karşıyaka'da da olmak üzere yardıma muhtaç olan birçok insan var. Yardıma muhtaç insanlara Karşıyaka Belediyesi gerekli yardımı sağlıyor mu peki sizce? Vallahi Karşıyaka Belediyesi'nden önce bizim Türkiye'mizin birçok ilinde zaten yardıma muhtaç birçok insan var. Ama biz yani Suriyelilerden kurtulup da kendi vatandaşlarımıza yardımcı olamıyoruz ki. O zaman hemen size göçle ilgili bir soru soracağım. İzmir son yıllarda çok fazla göç aldı. Göç aldığından beri de Karşıyaka peki yani bundan etkilendi mi? Etkilendiyse ne kadar etkilendi ve neler yaşıyorsunuz bu konuyla ilgili? Vallahi bu göç dediğiniz Suriye. Fazla göç aldı. Suriye ve İran,
ve benzeri. Türkiye içinden de göç alıyor çünkü artık insanlar İstanbul'dan çok göç alıyormuş duyduğumuz kadarıyla. Oralarda artık yaşam standartları çok yükseldi, trafik olsun. İzmir daha sade olduğu için birçok göç alıyoruz. Biz de 3-5 seneye kadar İstanbul gibi oluruz yani. O şekilde gözüküyor metropol anlamında diyorsun. Bununla ilgili belediyenin, büyükşehirin, hükümetin gerekli ileriye dönük hizmetleri yapması lazım diye düşünüyoruz. Peki o zaman biraz daha Karşıyaka'nın iç mevzularına girelim istiyorum. Karşıyaka Belediyesi'nin sizce otopark sorunu var mı? Ya bu yıllardır zaten düzene gelen bir sorun zaten otopark. Bu çarpık kentleşmelerden dolayı işte millet yapıyor 10 daire 20 daire otoparkı yok. Belediyeye bir harç ödüyorlarmış galiba. Büyükşehir ve Karşıyaka Belediyesi gerekli hizmetleri yapıyor. Bu Alaybey'e bir katlı otopark yaptılar. Belediyemizin orada var ama yeterli mi? Değil tabii ki. Peki sizce Karşıyaka'daki pazar yerleri yeterli mi? Vallahi bizim de pazarlarda aslında yerimiz var. Şemikler olsun, Cumhuriyet Mahallesi olsun. Yeterli. Bence yeterli görüyorum. Yeterli. Peki son olarak bir şey sormak istiyorum. Sizce Karşıyaka Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yeterli desteği alıyor mu? Bence almıyor. Neden? Karşıyaka'ya maddi olarak biraz daha destek olması gerekiyor diye düşünüyorum. Şu andaki başkanımız ben şu andaki mevcut partili belediye başkanı o parti tutmuyorum yani. Başkanımız ama çok düzgün bir adam. Borç içinde geldi. Büyükşehir'in daha büyük destek olmasını ümit ediyoruz bir Karşıyakalı esnaf olarak. Karşıyaka'nın bir vatandaşı olarak. Başkanımız, Tunç Başkanımız da inşallah bu desteği verecek. Ona inanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizce Karşıyaka'da otopark sorunu var mı? Tabii arabalar çoğaldıkça otopark sorunu da çoğalıyor. Peki belediye bununla ilgili bir çözüm üretiyor mu sizce? Vallahi pek otoparklar yok yani katlı otopark olsa iyi olur. Sokaklar rahatlar. Peki sizce seçim döneminde vaat edilenler gerçekleştirildi mi? Vallahi gerçekleşmiyor tabii. Gerçekleştirilmedi. Tabii. Peki sizce ilçenizde temizlik sorunu var mı? Varsa da belediye başkanları ya da Karşıyaka Belediyesi bu konuyla ilgili bir çözüm üretti mi? Valla ben pazarın yanında oturuyorum. Pazardan çok pislikler uçuyor sokaklarımıza. Süpüren yok. Pazar yerleri yeterli mi? Tabii burada pazar yok. Alaybey'de var. Yani uzak. Bir tane de Bostan'da var. Bostan'da var. Yani insanlar hep böyle market alışverişlerine koşturuyor artık. Pazar bulamayınca yok. Peki Karşıyaka Belediyesi'nde yapılan seçim politikaları bir daha kazanmalarını sizce sağlar mı? Valla cumhuriyetçi olduğu sürece kazanır herhalde. Peki sizce Karşıyaka Belediyesi spora yeteri kadar... Kaptırmak istemiyoruz. İzmir'imizi, Karşıyaka'mızı. Peki sizce temizlik çalışmalarının haricinde ulaşım açısından bir sıkıntı var mı? Yok, çok güzel. Ulaşım toplu taşıma gayet iyi. Çok güzel. Siz en çok hangisini kullanıyorsunuz? Metrobüs. Metrobüs, yani tramvay. Tabii. Rahat mı, memnun musunuz? Vallahi çoğaltılsa iyi olur, millet üst üste. Daha fazla olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Tabii. Hepsi üst üste yani yığılmaca gidiyoruz. Sizce peki Karşıyaka Belediyesi kültür açıdan ne kadar yeterli? Bu konuda faaliyetleri nasıl? Vallahi güzel yapıyor bir şeyler. Sahilleri genişletiyor, parklar, çocuk parkları yapıyor. Tiyatro, aynı zamanda sinema, kültürel etkinliklerde Cemil Tugay Özak Karşıyaka Belediye Başkanımız bu konuya önem verdiğini söylüyor. Her zaman bunu belirtiyor. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Vallahi biz tiyatroyu bir tek Bostan'da görüyoruz. Burada görmüyoruz. Karşıyaka'nın merkezine de olması gerektiğini düşünüyorsun. Tabii. Herkes Bostanlı'ya gidemez yani. Peki sizce Karşıyaka Belediyesi'nin en büyük sorunu ne? Aslında temizliği de biz insanlarımız şey yapıyoruz, atıyoruz yerlere. Çöp koymuyorlar sık sık. Mesela çöp koysalar ben elimle tutar atarım. Daha fazla çöp olması gerekiyor. Tabii, çöp şeyleri olması lazım. Peki Karşıyaka Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yeterli desteği aldığını düşünüyor musun? Bilemiyorum onu. Kendileri biliyorlar. Destek alıyorlar mı, almıyorlar mı? Peki
Son olarak deprem bölgesindeyiz. Karşıyaka Belediyesi'nin bu konudaki önlemlerini yeterli buluyor musunuz? Depremle ilgili mi? Yeterince önlem alınıyor mu? Nasıl alınsın ki, evlerin haline bakın. Bir deprem gelse şiddetli hepsi gidecek. O zaman önlem alınmıyor mu? Tabi alınmıyor. İyileştirilmesi mi gerekiyor peki? Tabi iyileştirilmesi gerekiyor. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Şey değil kızım, sağ ol. Sizce Karşıyaka'yı Karşıyaka yapan ne? Mustafa Kemal Atatürk. Sence? Bence sahile. Sence? Bence de sahile. Peki sizce gençler olarak kültür sanat anlamında Karşıyaka Belediyesi'nin çalışmalarını olumlu buluyor musunuz? Neden? Biz sahili 1-2 yılda bitiremediler. Şimdi oraya yapıyorlar, yine bitiremeyecekler. Anlıyorum. Peki spor aktiviteleri anlamında? Bir şey yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Yapıyorlar. Spor aktiviteleri bakımından bence yeterli yani. Bazı spor aktiviteleri var ama diğerleri bakımından bence çok yeterli değil. Sonuçta önemli bir futbol var burada, Karşıyaka Spor. Evet, o bakımından yeterli bence. Oldukça taraftarı olan bir. Aynen. Peki sizce eğitime olan destek tam mı Karşıyaka Belediyesi'nden? Yani. Bizim kargen var, bayağı yeterli. Ben de gidiyorum oraya, bayağı güzel. Zaten Karşıyaka'ya ait kargen, biliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Karşıyaka Belediyesi'nin sizce en büyük sorunu ne? Vallahi şu ana kadar genelleme geçen diğer belediye başkanlarıyla birlikte şu anki bir vatandaş olarak geçmiş olduğum çarşı içindeki yoğun kalabalıktaki bir takım eksiklikler, biraz da çöp olayı. İkincisi yer olarak betondaki geçen parke taşlarının usulsüz bir şekilde yapılması ve dün hatta gene bir beton döküldü. Bununla alakalı bir yağmur esnasında aşırı derecede o parkelerden bastığın zaman sıçrayan çamurlar. Başka daha ne diyeyim bilmiyorum. Sizce Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay bir dahaki seçimlerde kazanabilir mi? Yorumsuz. Peki temizlik konusunda Karşıyaka Belediyesi ile ilgili neler söylemek istersiniz? Temizlik çalışmaları sizce doğru bir şekilde yürütülüyor mu? Genel görsel olarak gördüğüm kadarıyla evet. Peki otopark sorunu ilçemizde mevcut mu? Maalesef en büyük sorunlardan bir tanesi de o. Peki sizce belediye başkanımız bu konuyla ilgili hani olumlu bir şekilde bir çalışma yürütüyor mu? Maalesef. Peki sizce Karşıyaka'yı Karşıyaka yapan özellik nedir? Karşıyaka'nın sahilinin güzelliği yeter. Sahilin güzelliği yeter. Özellikle belediye başkanımız ilgi üzerinde duracaksa şu yapılan Karşıyaka sahilindeki inşaat olayı aşırı derecede rezalet bir vaziyette. Çok eski hali çok daha güzeldi. En azından vatandaşın yakın bir eşiyle çocuğunla dar gerili olan bir vatandaşın iki minibüste atlayıp bir Karşıyaka'ya çarşıya inişi, sahile inişiyle bir mutluluk buluyordu. Şu an olduğu gibi bir inşaat alanı içinde. Özellikle Bostanlı, Yasemin Kafe'nin olduğu yer ve hakikaten vatandaşa çok güzel bir hizmet eden bir park alanı. Ama temizlik 0-0. Peki Karşıyaka Belediyesi'nin çok önemli bir spor dalı var aslında. Karşıyaka'dan bahsediyoruz. Karşıyaka Belediyesi'nin spor faaliyetlerine yeterince önem verdiğini düşünüyor musunuz? Ona da yorumsuz kalıyorum çünkü yanlış bir ifade kullanmak istemiyorum. Peki son olarak kültürel aktivitelere Karşıyaka Belediyesi sizce yeteri kadar önem veriyor mu? O da yetersiz. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.
Başakşehir Belediyesi'nin altyapı sorunuyla ilgili çalışmalarını olumlu buluyor musunuz? Sizce belediye başkanı bu konuyla baş edebiliyor mu? Ben biraz geniş kapsamlı bir açıklama yapayım müsaadenizle, bir şeyler söyleyeyim. Şimdi ben yıllardır Karşıyaka'dayım, yaklaşık bir 15-16 sene oldu. 3 tane başkan gördüm. Tabii ki hepsinin ayrı ayrı çalışmaları mutlaka olmuştur. Çünkü her gittiğimde birçok proje görüyordum. Benim de birkaç projem oldu sunduğum zaman. Ama bu böyle hani tek bir başkanla yapılabilecek bir şey değil. Yani tek bir dönemde yapılabilecek bir şey de değil. Ve tek Karşıyaka'ya özgü bir şey de değil. Maalesef ülkemizin büyük bölümünde bu problem var. Altyapı çalışması problemi var. Bizim ülkemizde maalesef öncelikle altyapı çalışmasının ne olduğunu öğrenmek ve anlamak lazım. Vatandaş altyapı çalışması derken müziğin altyapısı falan zannediyor. Gerçekten çok acı. Nereye gidiyoruz kimsenin bilmediği bir ortamdayız yani. Ülkemizde hemen hemen her ilçemizin birinci problemi budur. Bugün gidin atıyorum en uzak Hakkari'ye gidin bir ilçeye sorun. Başkanınıza memnun musunuz altyapı çalışmaları? Hayır diyecek. Neden biliyor musunuz? Çünkü o da bilmiyor. Başkan da bilmiyor ne yaptığını. Yani çok ciddi geniş kapsamlı bir çalışma lazım. Bunun için de sadece Karşıyaka çarşıya değil bütün ülkemizde sağlıklı bir hizmetle bütün bu altyapı sorunlarını gidermemiz lazım. Çünkü ülkemiz coğrafi konum olarak dünyanın en önemli yerlerinden bir tanesi. Belki de bence en iyisi. Ben Türkiye'deyim diye belki de böyle düşünüyorum. Belki de en önemli noktayı yaşıyoruz. Buradayız. İki kıtayı birbirine bağlamışız. Ama bizim altımızdan ne geçiyor, ne gidiyor, ne bitiyor hiçbir şeyden haberimiz yok. Bu yüzden sadece Karşıyaka için değil. Eğer soracak olursanız sorumun cevabı tabii ki hiç beğenmiyorum. Çünkü neden? Benim gibi düşünmüyorlar. Yani proje sunuyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki ya böyle bir şey yapsak olur mu? Hemen ben size başka bir şey söyleyeyim diyorlar. Yani başka bir şey değil. Bizim sorunumuz ne? Şu anki sorunuz? Altyapı. Altyapıyı çözeceğiz. Gidiyorsunuz başka bir derdinizi anlatıyorsunuz. O size başka bir şey söylüyor. Bu yüzden sadece Karşıyaka için değil. Evet bütün problemimiz var. Ama Karşıyaka'yı da beğenmediğim gibi kimseyi de beğenmiyorum. Maalesef çok olumsuz gidiyoruz yani. Bununla bir dur demek lazım. Yani hala yıl olmuş 2020 değil mi? 2020 yanlış bilmiyorum ben. Ya ben rüya görüyorum ya da gerçekten 2020'deyiz. Abi hala seller var ya. Çok tuhaf değil mi gerçekten de? Yani niye sel var abi? Hele bir de Karşıyaka'da ne bileyim İzmir'de, İstanbul'da yani denize kıyısı olan şehirler bunlar. Konya'da olsun anlarım. Derim ya kardeşim düz ovadır. Bir şey yapamadınız. Kardeşim sen diyeyim ya o sel nasıl oluyor yani? Bunun bir engeli yok mu? Bir çözümü yok mu? O suyu oraya tekrar gönderemiyor muyuz? Ben yani müteahhit falan değilim. Ne bileyim mühendis değilim. Ama bana bir olanak sağlansın. Ben çözerim. Çok basit yani. Akan suyun akış yönünü denize doğru yaptım mı yeter yani. Bu çok zor bir şey değil diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Belki de ben yanılıyorum. Ama genel anlamda maalesef beğenmiyorum yani. Altyapı çalışmaları ülkemizde çok sıkıntılı yani. Peki size farklı bir soru sormak istiyorum o zaman. Karşıyaka Belediyesi'ni kültürel ve spor aktiviteleri anlamında olumlu buluyor musunuz yoksa... Bir konuda çok olumlu buluyorum. Spor diyemeyeyim de sporda çünkü maalesef Karşıyaka'nın durumunu biliyorsunuz futbolda özellikle. Basketbolda gene idare eder o da taraftarın ve yönetimin gücüyle birlikte olan bir şey bu. Belediyede maalesef çok fazla bir şey görmüyoruz. Ama şunu söyleyebilirim kültürel anlamda çok güzel aktiviteler yapılıyor. Bunu görüyorum yani işte... Diğer şehirlerimizin tanıtımları yapılıyor. Mesela benim çok sevdiğim bir projesi var Karşıyaka Belediyesi'nin. Bu yanılmıyorsam Hüseyin Mutlak Pınar'la başladı. Hala da devam ediyor. Yani bunu devam ettirmek de büyük bir erdem bence. Bu öğrenci okutma olayı var. Karşıyaka'nın filizleri diye herkes isterse kendi başına, isterse ekip halinde, isterse bir bina olarak, bir mahalle olarak bir öğrenci okutabiliyor. Ve ben de kendi... olarak şahıs olarak destekle bulundum buna. İnşallah buna da yani bu tarz şeylere çok ağırlık veririz ve ülkemizde bu konuda Karşıyaka'nın hani örnek diyebiliriz. Gösterilebilecek bir şey varsa budur. Bunda bir gelişme istiyoruz yani. İnşallah bu kültürel manada da tanıtımlarla birlikte bu özellikle öğrenci bölümümüz için bir güzel bir destek. Ne bileyim yani daha çok maddi yani kimse kusura bakmasın buradan da yani manevi olarak kimseye çok fazla ihtiyacı kalmadı maalesef. Kenetlenemiyoruz zaten doğru düzgün. Ama madem ki bir yardım gerekiyor en azından maddi olarak o öğrencilerimize bir şekilde ulaşabilmeliyiz yani diye düşünüyorum ben. Son bir soru sormak istiyorum. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay seçimde vaat edilenleri şu an yaptı mı yoksa sizce yapacak mı? Kaç sene oldu seçim olalı? Yani bayağı oldu. Yani seçim olalı da çok fazla açıkçası bir şey görmedik. Yani klasik belediye çalışmalarını görüyorsunuz sağda solda. Ama şu güzel bir şey, bunu söyleyebilirim. Bir şey yapmıyor yani. Bu güzel bir şey. Çünkü maalesef biliyorsunuz ülkemizin büyük problemi o kaldırım taşlarının 1.5 milyon. Yani senede 15 kere falan değiştirirler ya.
o problem vardı. O yok yani, bu yüzden olumlu bir hareket olarak görüyorum. Yani eylemsiz kalması benim için güzel bir hareket. Çünkü en azından israfa gitmiyorlar. Ama yapılabilir mi? Yani şu yerlere baktığınız zaman maalesef gerçekten de yapılması gerekiyor. Çünkü buradan sürekli bir trafik var, insan akımı, araba akımı var. O yüzden çalışmalar olması gerekiyor. Maalesef birçok şey eksik hala. Çok teşekkür ederim. Bir şey daha ekleyeyim ben. Eğer ki bir şekilde ulaşırsa yetkililere. Bizim ülkemizin gerçekten de yani güzel insanlara ihtiyacı var. Yoksa zaten herkes her vaat ettiğini yapamaz. Yani zaten yapsa insan olmaz. Bu yüzden de yapabileceğimiz şeyler için söz verelim. Yani buradan politikacı büyüklerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ama yapabileceğimiz şeylere söz verelim. İnsanları kandırmayalım. Ne yapabiliyorsak onu yapalım. Elimizdeki hediye yetinmeyi bilelim yani. Tek söyleyeceğim budur. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, kolay gelsin. İyi günler dilerim. Sizce ilçenizde otopark sorunu var mı? Varsa belediye bununla nasıl baş ediyor? Otopark sorunumuz yok. Belediyemiz için yaptığı altyapı çalışmalarıyla yani otopark sorununu çözüyor. Bir tek sorunumuz dolmuşların bu güzergahlarındaki bir değişiklik olursa, oraya giren araç çıkışlarında bir problem olmasa otopark sorunumuz yok. Peki Karşıyaka'nın toplu taşımada yeterli ilgiyi alabildiğini düşünüyor musunuz? Dolmuşların haricinde nazarında evet, belediyemiz hem otobüsler olarak hem tramvay olarak hem de vapur şey olarak desteklediğini düşünüyorum. Karşıyaka Belediyesi ulaşım anlamında iyi o zaman. İyi, çok iyi. Peki temizlik anlamında Karşıyaka Belediyesi'ni değerlendirir misiniz? Yani şu anda göreve geldiğim yandan itibaren bazı eksiklik ve noksanlıkların olduğunu düşünüyorum. Bazı kesimlerde mesela şoplar, yollarda kamyonların, çöp kamyonların bazı yerlere hiç uğramadığını veya temizlik görevlerinin hiç çalışmadığını düşünüyorum. İzmir aynı zamanda deprem bölgesinde. Karşıyaka Belediyesi'nin depreme önlem almak amacıyla yaptığı çalışmaları olumlu buluyor musunuz peki? Şu ana kadar deprem bölgesiyle ya da depremle ilgili bir çalışma yaptığını hiç görmedim. Hiç de duymadım yani. Bilgim yok. Peki Karşıyaka burada önemli bir spor aslında, futbol anlamında özellikle. Karşıyaka'nın spor aktivitelerine değeri verdiğini düşünüyor musunuz peki? Çok az yani, yapılan bir iki spor salonu dışında herhangi bir spor aktivitesi olduğunu düşünmüyorum. Peki eğitime verilen destek sizce tam mı? O da tam destek değil. Öğrencilerin yanında herhangi bir ya da okulların tadilat olsun, eğitimde katkılar olsun, muhtaç öğrencilerimize destek olsun şu ana kadar hiç görmedim. Peki seçim döneminde vaat edilenler gerçekleştirildi mi? Şu anda 1/3 kadar. Henüz daha yarısı gerçekleştirilmedi. Evet, doğrudur. Peki sizce Karşıyaka'yı Karşıyaka yapan özelliği nedir? Karşıyaka'yı özelliği yapan denizi, kokusu, havası, ne diyelim, oturup bir yerde çay bahçesinde çay içmesi bence bu. Bir yerde boyoz yemesi. Peki Karşıyaka'nın güvenliği tam anlamıyla sağladığını düşünüyor musunuz? Özellikle sokaklarda geceleri rahatça gezip insanlar dolaşabiliyorlar mı? Bu sorun yok. Bu sorun herhalde alınan bekçi önlemleriyle çözüldüğünü sanıyorum. Bir iki olay dışında herhalde daha da iyi olacağını düşünüyorum. Son olarak sizce Karşıyaka Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yeterli desteği alıyor mu? Bu konuda çalışmalar yürütülüyor mu sizce? Tabii ki alıyordur. Büyük bir yani ilçe belediyelere destek verdiğiniz düşünüyorum belediye, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin. Ama yeterli olup olmadığını tabii kendi aralarındaki bir diyalogtur. Onu bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. İyi yayınlar diliyorum. Thank you.
Karşıyaka'yı Karşıyaka yapan sizce nedir? Bence sahili. Sahili, insanları. Ya ben insanlar artık burada çok göç aldığı için insanları diyemeyeceğim. Eski Karşıyaka'nın yerlisi maalesef burada kalmamış. Ama sahil tabii ki. Biz bir de Anadolu'dan geldiğimiz için sahil benim için cezbediyor. Hazır siz göç demişken o zaman şöyle bir konuya değinmek istiyorum. İzmir son zamanlarda çok fazla göç almaya başladı. Karşıyaka sizce buna etkilendi mi? Etkilendiyse de belediyenin bu konuyla ilgili bir çalışması var mı sizce? Yani çalışması olup olmadığını bilmiyorum. Mutlaka etkilenmiştir ama çalışması olup olmadığını bilmiyorum tabii. Kötü anlamda mı etkilendi, iyi anlamda mı? Tabii ki kötü. Ne gibi sorunlar var sizce? Ne gibi sorunlar var? Yani açık mı konuşalım? Şimdi bir kere böyle varoş kesimi çoğalınca her türlü yolsuzluk bilmem ne, insanların rahat gezememesi, eşiyle çocuğunda çıkamaması falan bunlar hep benim için göçün etkileri diye düşünüyorum. Bir de buradaki göç alan yani doğudan gelen olsun, Anadolu'dan gelen olsun kesim şey değil, kültürlü değil. Onun için rahat değil yani insanları. Ben öyle düşünüyorum yani. Peki sizce Karşıyaka Belediyesi kültürel ve spor aktiviteleri anlamında faaliyetleri olumlu mu yoksa geliştirmesi mi gerekiyor? Çok, çok olumlu. Çok, ben çok takdir ediyorum o konuyu. Faaliyetlerini beğeniyorsunuz. Beğeniyorum. Bir de şu, ben bir de ben herhalde CHP'li olduğum için yani üyeyim ben. Peki o zaman devam edelim. Sizce Karşıyaka Belediyesi'nin temizlik çalışmaları nasıl? Ya ben kendi mahallemiz olarak biliyorum. Ben Bahariye Mahallesi'nde oturuyorum. Ben memurum o konuda. Memnunsunuz. Peki sizce seçim döneminde vaat edilenler yerine getirildi mi? Yani kısmen mi diyelim? Ben bir de vaatlerin ne olduğunu dahi bilmiyorum gerçekten inanın ama ben özellikle yeni gelen başkandan çok memnunum. Başkanımız Cemil Tugay. Mutlu Akpınar benim için çok kötü izler bırakmıştır ama yeni gelen Turgay Belediye Başkanımız çok, ben bu konuda takdir ediyorum. Yani her konuyu, her yönüyle takdir ediyorum. Kısıtlı imkanlarını, çalışmalarıyla falan. Ben iyi işler yaptığını düşünüyorum. Özellikle Büyükşehir Belediyesi ile iyi diyaloğu. Daha önceki dönemlerde mesela Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka'ya, özellikle bizim semte, Bahariye Mahallesi'ne hiç uğramazlardı. Ama şimdi Büyükşehir bakıyorum bizim o taraflarda bile çalışma yapıyor. İlaçlamaydı, ne bileyim o yeni yolların yapımı. Ben mutluyum yani şu andaki belediye başkanından mutluyum diyeyim size. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tam destek aldığını düşünüyorsunuz o zaman Karşıyaka Belediyesi. Diyalogların iyi olduğunu düşünüyorum. İki başkanın diyalogların iyi olduğunu düşünüyorum. Zaten Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Bey'i ben çok beğeniyorum, çok seviyorum. Dolayısıyla ben İkisinin birlikte daha iyi işler yapacağını düşünüyorum. Peki, fay hatları üzerinde bulunan bir bölgede yaşıyoruz aslında. Sizce Karşıyaka Belediyesi bu konuyla ilgili çalışmalarında nasıl bir yol izliyor? Sizin bunlardan haberdar mısınız? Bilginiz var mı? Hocam daha önce haberdardım. Yani şöyle toplantılarda falan konuştuk ama bu tabii belediyeyi aşan bir konu. Çevre ve Şehircilik Bakanı sanırım olumlu yanıt vermiyor belediyenin isteklerine. O yönden yani kentsel dönüşüm şu anda çok gerekli ama maalesef İzmir hep pas geçiliyor. Nedendir bilmiyorum. Tabii siyasidir yani neden olup olduğu belli. Siyasidir herhalde. Burada aslında çok gerekli altyapı çalışmaları. Çünkü fay hattındasınız. Kentte kentsel dönüşüm çok önemli ama burada maalesef hiçbiri yok. Peki sizce Karşıyaka Belediyesi yardıma muhtaç insanlara gereken önemi veriyor mu çalışmalarını yürütüyor? O konuda hiç bilmiyorum. Bak açık söyleyeyim yani hiç. Çünkü bizim öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Bilmiyorum yani herhalde yapıyordur diye düşünüyorum. Çünkü süt filan dağıttıklarını biliyorum. Başka da bir, o konuda bilgim yok gerçekten. Peki son olarak o zaman size sağlık hizmetlerinden memnun olup olmadığınızı sorayım. Belediyenin? Evet, Karşıyaka Belediyesi'nin. Yani ben Karşıyaka Belediyesi'nin sağlık hizmetlerinden memnunum diyemem çünkü bir hastane falan bilmiyoruz yani belediye ait ben hiç hastane, gerçi benim kızım sağlıkçı onun için ben başka bir hastaneye gitmeye gerek duymuyorum ama ve Karşıyaka Belediyesi'nin ben sağlık sorunlarıyla ilgilendiğini düşünmüyorum. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın.
Pınar, memnun musun Karşıyaka'dan? Evet. Karşıyaka'nın parklarından memnun musun? Oyunlarından güzel mi? Güzel. En çok babamla burada balık tutmayı seviyorum. Rahatça balık tutuyorsun burada babanla, değil mi? Evet. Çok teşekkür ederim Pınar. Şey. Karşıyaka Belediyesi'nin sizce en büyük sorunu ne? Karşıyaka Belediyesi'nin gördüğüm kadarıyla fazla bir sorunu yok. Yani çevre düzenlemesi falan iyi. Gerçi sahili bile kazıyorlar. Bitiremezler bir türlü. Onu bitirseler bir an önce çok iyi olacak. Bir tek o. Peki Karşıyaka Belediyesi'nde sizce altyapı sorunuyla baş edebiliyorlar mı? Vallahi benim bulunduğum bölgede bir altyapı sorunu yok. Ben Karşıyaka dershanenin olduğu yerde oturuyorum. Orada bir alt sorun yok şu anda. Bir problem yok yapıda, altyapıda. Peki Karşıyaka'da ulaşım ve toplu taşımanın yeterli değeri aldığını düşünüyor musunuz Karşıyaka'nın? Vallahi şu anda bence yeterli. Gerçi İzban'la bağlantılar çok rahat. Tramvay da var. Tramvay gerçi biraz ağır gidiyor ama şehrin içinde dolaştığı için süre biraz uzun oluyor tramvayda. O var sadece, tramvayın bir o problemi var sadece. Peki en çok hangisini kullanıyorsunuz toplu taşıma araçlarına? Valla ben İzban'ı kullanıyorum en çok. İzban'da merkeze iniyorum yani, konağa veya vapurla iniyorum. Vapur da çok rahat, vapur saatleri iyi. Bir de bu vapur saatlerinin bazı günler geç vakitler kadar olması çok iyi. Alsancak'a takıldığım zaman vapurla geliyorum, çok rahat oluyor. Peki Karşıyaka Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yeterli desteği aldığını düşünüyor musun? Bence alıyor. Sizce almıyor mu? Çalışmalarını yürütüyorlar. Bence alıyor yani. Peki son olarak şöyle bir kültürel soru soralım. Karşıyaka Belediyesi'niz biliyorsunuz Karşıyaka futbol takımı var. Karşıyaka Belediyesi spor aktivitelerine yeterli değer veriyor mu? Buna özen gösteriyor mu sizce? Vallahi gösteriyor. Tesisleri falan güzel Karşıyaka'nın. Spor tesislerine falan gittim. O kapalı spor salonu olduğu yerler falan. İyi, şu anda iyi. Eğitime desteği nasıl peki sizce Karşıyaka'nın ilçe olarak? Eğitime desteği şu anda okuyan çocuğum olmadığı için ona fazla bir yorum yapamayacağım yani. Peki kültür sanat çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Kültür sanat çalışmaları iyi. Karşıyaka'da her türlü etkinlikler var. Bu pazar yerinde falan bazı günler oluyor. Kapalı pazar yerinde falan. O etkinlikler falan çok iyi yani. Pazar yeri demişken yeterli pazar yeri olduğunu düşünüyor musunuz Karşıyaka'da? Vallahi yeterli değil. Şöyle bir şey mesela Karşıyaka'nın bir merkezde yani dershanenin olduğu yere bir merkezde bir kapalı pazar yeri var. Orası çok uzak çoğu yere. Bir de Bostan da var biliyorsunuz. İkisinin arası çok uzak yani. Mesafe uzak yani. Kesinlikle ulaşım sağlanması gerekiyor o zaman. Tabii. Muhakkak arabayla gitmeniz gerekiyor. Yürüyerek gidecek bir mesafe değil yani. İzmir son yıllarda çok fazla göç almaya başladı. Sizce Karşıyaka bundan etkilendi mi? Etkilendiyse de peki belediyenin bu konuda çözümü var mı? Ya da ne yapılması gerekir sizce bir vatandaş olarak? Valla Karşıyaka'nın şu anda alternatif yolu yok yani. Şu sahil yolu mesela sabah ve akşam saatleri muazzam yoğun trafik var. Yani araç trafiği çok kötü. Sabahleyin saatlerce konağa inemiyorsunuz. Ama o türlü ulaşım yollarıyla daha rahat iniliyor. Peki göçten etkilendi mi Karşıyaka? Tabii. Biraz da bu her yerde göç, Suriyeliler de var, Karşıyaka'da var, bazı yerlerinde var. Onlar yoğunluğu oldu yani.
İzmir'de son dönemlerde özellikle çok fazla göç aldığı için İzmirliler bu konuda tepki gösterdiler. Yani Karşıyaka'lı olarak siz ne söylemek istersiniz bu konuda? Vallahi bunlar bir dur demek lazım. Onları gerçi savaş var ama savaşta etkilen kişiler değil. Çoğu genç. Çoğu genç her yerlerde Suriyeliler var. Yani onların ülkelerine dönmesi lazım. Yani çoluk çocuk tamam, kadın yaşlı onlara bakalım. Ama gençler bizden daha fazla her yerle takılıyorlar. O yüzden yani onları bir an önce ülkelerine göndermek en iyisi. Peki sizce Karşıyaka temiz mi? Öncelikle bunu sorayım. Temizlik çalışmalarına yeterince önem veriliyor mu belediye olarak? Yani bu temizlik çalışmaları sağlanabiliyor mu Karşıyaka'da? Temiz bir yer mi Karşıyaka? Temiz bir ilçe mi? Bence temiz. Başka yerlere baktığımda mesela ben Karabağlar'da falan çalışıyorum. Karabağ Belediyesi'ne baktığım zaman veya Bornova'ya onlardan nispeten iyi. Nispeten iyi. Peki son olarak bir şey sormak istiyorum. Son dönemlerde özellikle deprem bölgeleriyle ilgili belli çalışmalar yürütülüyor. Karşıyaka Belediye Başkanımız Cemil Tugay da bu çalışmalarla ilgili bazı çalışmalar yapmaya devam ediyor aslına bakarsanız. Siz bu çalışmaları daha önce gördünüz mü yoksa olumlu buluyor musunuz? Deprem bölgesindeyiz sonuçta. Sonuçta İzmir fay hatları üzerinde bulunuyor. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz Karşıyaka ile ilgili? Valla Karşıyaka'da çoğu binalar çok eski. Benim mesela oturduğum bina 40-45 yıllık bina. Binalar eski. Bilhassa sahilin olduğu binalar, kıyıdaki hepsi eski yani. Onların bir an önce düzgün bir hale getirilmesi şart yani. Gerçi yüksek katlı olduğu için bunların yıkılması bilmem ne maliyetleri çok fazla olduğu için hiç kimseye pek yanaşmıyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi çalışmalar. Hülya Altınkaya ile İzmir Konuşuyor programında bu hafta Karşıyaka'daydık. Karşıyakalılara Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çalışmalarını sorduk. Bizlere Instagram, WhatsApp, Twitter ve Facebook üzerine ulaşabilirsiniz. Haftaya sürpriz bir ilçede tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.